Manuel bıçak bırakma. İlk önce manuel ikonuna tıklıyorsun. Daha sonra anahtarı çeviriyorsun. Anahtarı çevirmeden önce şifre girmen gerekiyor. Şifre giriyorsun. Şifreyi girdik. Manuel'e aldık ikonumuzu. Sonra daha sonra anahtarı çevirdik. Daha sonra el kumandasına geliyoruz. Aşağı ok işaretiyle TP'ye basıyoruz. TP spindle'a geldikten sonra OK tuşuna basıyoruz. TP1, bizim frezemiz TP1 olduğu için TP1'i seçiyoruz. Şu anda TP1'i seçtik. Burada bıçağın unlock tool dediğin zaman enter'a bastığın anda, ortadaki enter'a bastığın anda bıçağın ağzını açar ama bıçağı birinin tutması gerekiyor. Şu anda ben OK verdiğim anda bıçağı aşağı düşürtür. Şu anda OK'ye basmıyorum. OK'ye bastığım bir de bıçağı tuttuğu anda orada bıçağın ağzını açıp bıçak elimize düşüyor. Daha sonra işlem bittikten sonra lock tool deyip tekrardan bıçağı frezenin ağzını kilitliyoruz. Sonra geri diyoruz. Daha sonra anahtarı çeviriyoruz tekrardan. Sonra enerji veriyoruz makineye. Stop, reset, hataları sil. Sonra otomatik dediğimiz anda makinenin ağzındaki manuel olarak bıçak bırakma işlemi bitmiş oluyor. Daha sonra magazine takıyoruz bıçağı. Hangi magazinde ise. Burada mesela ağzındaki bıçağı örnek verin. 4 numarada takılırsa 4 numaraya taktıktan sonra daha sonra frezenin ağzındaki bıçağı da boşaltman geliyor. Burada grafiğe tıklıyoruz. Grafikte frezenin üzerine gelip çift tıklıyoruz. Tamam, ondan sonra biliyorum zaten. Burada geldikten sonra mesela hangi bıçak takılı frezenin ağzında, örnek veriyorum 10 milim takılı. 10 milimin üzerine bir kere tıklayıp bıçağı daha bıraktır. Sonra bıçağı bırak deyip OK tuşuna basıyoruz. Ondan sonra da sav deyip çıkıyoruz. Sonra da BSVerse'de magazine takıyoruz bıçağımızı. Taktığımız yere kaydediyoruz. Makineye gönder diyoruz. Gönderiyoruz. Manuel bıçak sökme bu. Tamam. Otomatik magazine bıçak bırakma ise şöyle. Manuel ikonundan otomatik ikonuna geçiyoruz. Otomatik ikonu. Enerji olacak. Stop resette olacak makine. Anahtar çevrili olmayacak. Sıfırda duracak. Sadece bu işlem el kumandasından yapılıyor. TP spindle'a yine aynı şekilde TP spindle'ın üzerindeyken OK tuşuna basacağız. Bir de ekranı netleştirebilsek. Tamam. İyi. TP spindle'ın üzerindeyiz şu anda. OK dedim. TP1'e girdim. Şimdi bu unlock tool manuel için. Manuel bıçağı ağzını aç diyor. Yani frezenin ağzını aç. Bu frezenin ağzını kilitle diyor unlock tool. Bu hood speed dediği frezenin ağzındaki körü ayarlamada kullanılıyor. Körük yüksekliğini birinci, ikinci, üçüncü yükseklik olarak ayarlıyor. Daha sonra burada unlock tool yazıyor. Yani makineye otomatik olarak kendin bırak diyoruz. Daha sonraki de load tool dediği zaman otomatik bir şekilde git magazinden şu bıçağı al diyoruz. Örnek bir tane yapalım hemen. Load tool dedik. Magazin 1, CR1'i seçiyoruz. Dedik ki pocket 2. Pocket 2'deki bıçağı al dediğimiz anda şu anda makine sesi de duydunuz. Makine gitti. Şu anda bıçağı aldı. Şu anda 2 numaralı bıçak ağzında. Ben bu bıçağı yerine bırakmak istiyorum. Geri geliyorum. Unlock tool'a giriyorum. Direkt üzerindeyken enter'a basıyorum. Makine otomatikmen gidip bıçağı yerine bırakıyor. Şu anda da bıraktı. Evet. Bu kadar. Sağ ol abi.